Burada logosun kendi kendine çözümlemesi, mantıklı usul arıyorsun çözümlemesi. Yani bu çözümleme, şimdi şöyle şeyler var, bu çözümlemeyi kim yapıyor? Kendisi yapıyor. Neyi çözümlüyor? Kendini çözümlüyor. Yargıcı kim bu çözümlemeni? Yine usul kendisi. Yani bu usul çözümlüyor, usul bir yerde test ediyor, yargılıyor ya da yani usul kriteri oluyor. Usul kriteri ancak kendisi olabilir. Çünkü usul kendisinin üzerinde herhangi bir otorite yok. Onu ölçemeyecek başka bir kriter yok. Kendisi her şeyin kriteri. Kendisi idealin kendisi. Eğer öyle olmasaydı o zaman onu başka bir ölçütle ölçerdik, yargılardık ve anlardık değerini, değerli mi, değersiz mi. Değil mi? Bir şey kendi kendine, yani eğer biz bir şeyi başka bir şeyle ölçüyorsak onun yargıcı olmuş oluyoruz. Şimdi o yüzden insan ilişkilerinde yargılamak bize şey geliyor, haksızlık olarak geliyor. Çünkü bir bireyi, başka bireyi yargılama yetkisi ve hakkı yok. Tanrı'yı bıraktı. Yani yargılayacak olan şeyin gerçekten Tanrı gibi, ruhsal olması gerekiyor. Yani çünkü A, B'yi yargılarsa niye B de A'yı yargılamasın ve onun yargısını yargılamasın? Yargılama yapamıyoruz ama demin konuştuğumuz şey... İdeal ayrı bir şey. Evet, yani idealle ulaşıp ulaşmadığı, kendimize göre bir sınıflandırma yapıyoruz. Ona da engel olmak mümkün değil. Hayır, yapmamız gereken şey... yani şimdi ilk önce şunu şey yapalım. Yani onu bir adımı attıktan sonra belki o tekrar ileride sorgulanabilir. Yargı yapmak her zaman yargılanan nesnenin üzerine koyuyor yargıyı yapanı. Usun kendisine yargılama, değerlendirme söz konusu olduğunda eğer örneğin skolastikler, yani Hristiyan felsefeciler İncil'leri aldılar, şey yaptılar, felsefenin yargıcı yaptılar. Usun yargıcı yaptılar. Çünkü Tanrı'nın sözü olduğuna göre bütün gerçeklik burada olmalı dediler. Ve de felsefe de kendini buna uydurmalı dediler. Burada dindar oldukları için böyle bir şey yapmak zorunda hissettiler kendilerini ve ama sonunda felsefeyi ve bilimsel düşünceyi boğdular. Yani o bir örnek akıl yürütmelerini söyleyeyim mi? Söyle. Mesela İsa'nın peygamber olduğu için evrenin özelinde yaşaması gerektiğini düşünüyorlar. Bu yüzden de dünya evrenin evet. merkezindedir deyip kozmolojik kuramlarını böyle evet. şey yapıyorlar. O Thomas mıydı? Akin? Thomas Aquinas. Özellikle o şey. Şimdi yani burada usul... Tanrı'nın evrenin merkezinden başka konumda olamaz diye düşünüyorlar yani. Evet, ama aynı zamanda Tanrı her yerdedir diye de düşünebiliyorlar. Ama İsa burada yaşadığına göre ve Tanrı'nın oğlu olduğuna göre... Birden çok oğlu var, yani tek çocuğu olduğunu düşünüyorlar. Bunlar çocuksu uslanmamalar gibi görünüyor ama modern bir şey. Yani orayı kaçırdım. Öyle mi düşünüyorum? Şimdi... şey konuşuyor, Logos'un analizi, yani usul çözümlemesi ve bunun... usul çözümleyen biz isek, biz ustan ayrı bir pozisyonda durmuyoruz. Yani mantığı çözümleyen yine mantığın kendisi oluyor bizim. Yani bu çalışmamızda da böyle. Ve eğer usul yargılayan, şimdi bu şununla daha iyi anlaşılacak. Kant'ın kitabının adı Arius'un eleştirisiydi. Evet, eleştiriden ve yargılamadan söz ediyorum. Yani eleştirmek ve yargılamak kendini şey görmek, yani norm olarak, standart olarak almak demek ve o zaman buna neyin, kimlerin hakkı var, hangi durumun hakkı var ya da hakkı yok, onu düşünmemiz gerekiyor. Yani iki birey birbirini eleştirirken biri diyor ki ben senden daha akıllıyım, ben senden daha iyiyim vesaire ve seni altıma alabilirim. Bu eleştirinin karakteri. Eleştiri bu. Yani burada sorulacak olan şey şu, o eleştiriyi yapan kişinin kendisi eğer eleştirilecek durumdaysa, kendisi ideal değilse, o zaman hiçbir zaman şey yapamaz, eleştirisinde diretme hakkını taşıyamaz ve
Yani sıradan günlük yaşamda bu tür durumlar kaçınılmaz. O onu eleştirir, bunu eleştirir, evlileni yerler. Yani eleştiride şey yok, gerçekliğin aranması gibi bir kaygı yok. Eleştire özne, eleştirinin altında kalan da o yüzden kabul edebilir ya da etmeyebilir. Ama Kant arıyorsa, eleştiriyorsa, o zaman hiç olmazsa bir felsefeci olarak ve iyi düşünen bir felsefeci olarak neyle eleştirdiğini, hangi kriterden eleştirdiğini sonra düşünmesi gerekir ki düşünmüyor.